bir devlet, bir yuvarlak çizdiğimizde, bir de İstanbul civarında her tarafın çevrelendiği bir devlet haricinde Anadolu birliğini sağlamış durumda. Bizde bir şey algısı var. İstanbul'u Anadolu'dan fethettik gibi. Biz İstanbul'u Balkanlardan fethettik. Yani İstanbul'u fethettiğimiz Balkanlar üzerindedir. Anadolu zaten hakimiyet altında. Balkanlardaki fetihler de sağlanmış durumda. Gözümüzün önünde çemberi getirdiğimizde içinde bomba yapan, baloncuk yapan iki yer var. Birisi dediğim gibi Trabzon ve civarı, Portus Rum Devleti denilen yer. Birisi de Bizans denilen yer. Yani öyle bir zorlanma söz konusu olmadı. Sadece zamanlama söz konusu oldu. O da Fatih Sultan Mehmet'e denk geldi ve İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti emperyal bir devlet, yani büyük bir devlet, bir imparatorluk haline, çünkü bir imparatorluğu yıktı. Onun geleneklerini de devam ettirerek, devlet yapısında devam ettirerek büyük bir devlet haline dönüşecek. Edirne bizim değil miydi onu? Edirne başladı zaten. Edirne, Bizans İmparatorluğu olarak görülüyor da. Yok, eski. 1340. Abi çok oynuyor. Ben ona bakıyorum ya. Burada kalmış ha. Ha bu da ayrı. Yok demek ki öbürü. Bursa'dan sonra zaten Edirne üzerinden bir an kafam fetihler yapılıyor. Osmanlı döneminde de büyük gelişmeler var ama Selçuklu dönemindeki bahsettiğim yapılar Anadolu'nun her yerinde. Anadolu'nun her yerinde büyük yapılar var. Kervansaray. İnan mesela bir sıralama yapsak yapamayız da. Yani öyle, yani gerek olmaz. Ama zorlayalım. Hangisi Selçuklu şehirleri günümüzde temsil ediyor diye herhalde bir başa Konya'yı koyarız. Herhalde Aksaray'ı devam ettiririz. Karaman'ı devam ettiririz. Antalya'yı koyarız. Evet. Antalya bir Selçuklu şehri. Evet. İnanılmaz bir hazinedir Selçuklu verileri konusunda. Çünkü yıkıcı bir savaşa muhatap olmamıştır Antalya. O yüzden daha sonraki dönemde büyük bir yani büyük bir savaş olup da yıkma, mesela Karaman'da ne kadar bir Selçuklu şehri ise ama çok büyük bir yıkıma uğramıştır Karaman bölgesi, Konya bölgesi. Buna rağmen kalanlara baktığımızda tam bir Selçuklu şehridir. Her ikisi de Konya'da, Karaman'da, Aksaray'da aynı şekilde. Antalya hiç bu anlamda bir şehirde bir yıkıma uğramamıştır. O yüzden en fazla fetihname halen Antalya'dadır. Dünyadaki en fazla fetihname Antalya'dadır. Muhafaza edilmiştir. Yok, şimdiki insanlar alıp da duvar yapmadıysa yani zamane insanları eliyle yok olmadıysa savaş ve mücadeleler sonucu yok olmamıştır Antalya'daki zenginlik. Osmanlı'ya geçtiğimizde, yani ikisine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da çok bir yapısı yoktur. Çok bir medeniyet göstergesi yoktur. Yani şu kadar hastane yaptı, bu kadar kervansaray yaptı, bu kadar işte çeşmeler yaptı. Çeşmeler bir tek Abdülhamit döneminde. Şu anda Hamidiye suyu bir tek Abdülhamit döneminde ciddi bir çeşme. Zaten gördüğünüz ayaktaki çeşmelerin çoğu da o dönemdedir. Osmanlı döneminde pek bir şey yoktur Anadolu'da. Ama Osmanlı Devleti de fethettiği yerlere büyük inşaatlar veya mimari eserler, sanat eserleri, sosyal eserler yapmıştır, meydana getirmişlerdir. Fakat Osmanlı Devleti'nin farklı bir organizasyonu bu ihtiyacı karşılıyordu. Selçuklu'dan farklı özelliği. Vakıflar çok farklı bir organizasyondu. Osmanlı sosyal yapısını ayakta tutan, Osmanlı'nın toplumsal şekillenmesini sağlayan, birliğini veya beraberliğini veya hareketliliğini sağlayan vakıf müessesesiydi. En böyle dikkat çekici, radikal akla gelen evlenecek genç kızlara çeyiz sağlama vakfı da vardı. Kışın
kuşlara yem verme vakfı da vardı. Yani güreş vakıfları da vardı. Akla gelecek her alanda çok geniş kapsamlı bir yelpazede vakıf sistemi olduğu için sosyal dinamizmi ve hareketliliği onlar yürütüyordu. Devlet ben mümkün olduğu kadar savaşta da şu savaş oldu, Kosova işte birinci Kosova, ikinci Kosova, Vibolu gibi böyle Varna'dır. Bunlar zaten bilinen olaylar ama toplum neydi, sosyal hayat nasıldı? Ondan bazı örnekler vermek için bunu söylüyorum. Yoksa diğerler dediğimiz gibi bir şekilde bakılarak onlar zaten bildiğimiz. Bu süreçte vakıfların tabii olumsuz yönü de söyledi. Vakıflarla ilgili eleştirildi. O da para ve sermayeyi bloke etmesi ve kullanılamaz hale getirmesi dolayısıyla ekonomik anlamda eleştiri de aldı. Ancak sosyal hareketlilik ve sosyal dinamizm, sosyal güvenlik açısından ise oldukça başarılı olduğu söyleniyor ve ülkenin en ücra köşesine kadar da bu vakıflar yoluyla ulaşıldığı söyleniyor. Dini hayata baktığımızda, dini hayatta Yavuz Sultan Selim'e kadarki dönem, hatta bir 12'ye de ayırabiliriz. Fatih'e kadar tarikatlar, cemaatler serbestken Fatih yasaklıyor bunları. Hepsini içeri atıyor. Yavuz Sultan Selim'e kadar ise Türklerdeki geleneksel dini motifler çok değişmiyor. Ama Yavuz Sultan Selim'in Mevlid-i Kudaniye yani Memluklar'daki Mısır Seferi diyelim. Mısır Seferi sonrası özellikle halifeliğin sembolleri denilen sembolleri ırkayı şerif vesaire onları getirmesi ve asıl olarak bu semboller değil, bunlar belki bir sembol ve şekildir. Ama 2000 civarında din adamını getirmesi Osmanlı Devleti'ne ve bunları da medreselere hoca olarak ve yönetici olarak atamasıyla dini anlamda çok toplumsal bir dönüşüm meydana gelmeye başlıyor. Yavuz Sultan Selim'den sonra olumsuz anlamda, negatif anlamda. Çünkü temel felsefe değişiyor. Onun için diyoruz. Biz geçen Türk tarihini anlattık. Eski Türk dinas sisteminden kısaca bahsettik ama bu derste gelen süreçten Ebu Vefa'dan, işte Ahmet Yesevi'den kısaca bahsettik. Bir Türk inanç kültürü, inanç felsefesi var. Bu da genelde Maturidi ekolüne göre şekillenen bir dini yapı iken Yavuz Sultan Selim'den sonra bu tamamen değişiyor. Yani %100 tam tersi ne oluyor? 180 derece mi? Yani böyle giden böyle gidiyor. 180 derece mi? Almayın. Kubilay'ı kesen zihniyet o zihniyet. Neyi? Kubilay'ı şehit edenler bu değişen zihniyet. Tabii ki. Zaten problem o. Ha, günümüzdeki bazı dini algılar ve dini bakış açısı da zaten maalesef hala böyle. O zaman sondan söyleyeyim. Bugün üniversitelerdeki, ilahiyat fakültelerindeki bilimsel çalışmalara bakın. Master tezlerine, doktora tezlerine, makalelere, kitaplara, kütüphanelere. Yani diyelim ki 1000, 5000 de 1000 diyelim biz. Birim olarak görüyorum. 1000 çalışmanın 995'i eşari ekolüne göre bir çalışma, 5'i Maturidi ekolüne göre bir çalışma. Yani seviyenin geldiği noktayı o ne diyelim artık, Yavuz Sultan Selim'den sonra gelinen noktayı görme açısından. Atatürk döneminde, Atatürk konusu olduğu için, Atatürk'ün buna bakış açısı, bunu değiştirmeye yönelik çalışmaları, sözleri, gayretleri o bölümde belki daha denk gelebilir. Kısaca şunu söyleyeyim, 1600'lere kadar büyük bir devlet, büyük bir kültür, büyük bir medeniyet olan Osmanlı Devleti ve büyük bir Türk Devleti olan Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim'den sonra bir dönüşüm, ciddi bir dönüşüm, kökten bir dönüşüm meydana geliyor. Bu önce bir sürtüşme kaynağı oluyor. Kadızadeler, bunun şekillenen Kadızadeler.
devletin sosyal, kültürel ve dini hayatını kadızadeler belirliyor. Buna karşı eski sistemin yazıcızadeler arada bir önlerini kesmek istiyorlar ama yaklaşık 100 yıl süren bu iki ekol mücadelesinde kadızadeler üstün geliyor. Artık tamamen devlete tam anlamıyla hakim olmuş oluyor. Zaten biz Osmanlı Devleti'ni incelerken tek Osmanlı Devleti'ni kötüler gibi veya över gibi toplumun yaklaşımı zaten tutmuyor. Niye? Çünkü kuruluş süreci farklı. Fatih'e kadarki süreç farklı. Fatih Yavuz dönemi farklı. Orada başka faktörler var. Şah İsmail, Safavi mücadeleleri ve ondan sonraki süreç var. Uzun Hasan'la önce mücadele, sonra Şah İsmail, Safavilerle mücadele. Ve tamamen bir dönüşümün oluşacağı Yavuz Sultan Selim sonrası. Biz baktığımız zaman ne diyoruz? Tesisli derslerde onu gördük. Kuruluş dönemi, yükseliş dönemi. Yükseliş dönemi. Duraklama dönemi, gerileme dönemi diyoruz. Nasıl o dönemlere ayırıyorsak aslında bu iki dönem normalde. Yavuz'a kadar, Yavuz'dan sonra. Yavuz'a kadar dünyada gerçekten ideal bir Türk devleti bahsettik ya, Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlardan, Karahanlardan, Gaznelilerden, Erzemşahlardan, kısa bunlardan bahsettik. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu gibi o geleneği devam ettiren, o iskeleti devam ettiren şu baştaki şu gövdeyi şu gövde gördüğümüz, bakınız İstiklal, Hunlar, Göktürkler dedik ya, Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Osmanlılar. O Osmanlılar Türkiye arasında bir boşluk var ya. İşte